Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenlerimiz, Bayram Sohbetleri yayınımıza hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti hepinizin ve bizim üzerimize olsun inşallah. Rehber TV ailesi olarak mübarek Ramazan bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunarız. Değerli izleyenlerimiz, Bayram Sohbetleri programımızın birinci konuğu, değerli üstadımız, abimiz, kendisi kitap aşkıyla aşina olmuş bir müsamma olmuş bir şahsiyet, İsmet abimiz şu anda bizlerle beraber. Hocam bayramınızı tebrik ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah razı olsun kardeşim, hoş bulduk. Ben de sizin ve bütün izleyicilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Dilerim Allah'tan bu bayramın bitimi, ümmeti Muhammed'in dertlerinin, sıkıntılarının, kederlerinin bitmesine vesile olsun. Şuurlanmasına vesile olsun. Kardeşliğin ve sevginin pekişmesine vesile olsun inşallah. Amin. Allah bizi gerçek bayramlara kavuştursun inşallah. İnşallah hocam. Hocam bayram konuşmak istiyoruz. Öncelikle siz de eski bayramlar diyenlerden misiniz? Eski bayramlar, nerede o eski bayramlar? Siz de aynı kanada mısınız? Yani tabii ki ister istemez buna eski ve şimdi adlı aslında kısa bir şiirle cevap versek çok güzel olur. Eskiden ve şimdi. Eskiden diyor düğünler düğündü, çekilenler halaydı, hı hı. Atılanlar oktu, gerilenler yaydı, erler orduda, aile mutlu yuvaydı. Şimdi gayesiz yaşamak, taklit uygarlaşmış, helam helallaşmış, kadınlar erkek, erkekler kadınlaşmış. Rakı şarap anlaşmış diye bir şiirin sonu öyle bitiyor. Hı hı. Tabii ki yani ben değil, benim inandığım kadar yani şu anda benim yaşımda olan ve benden büyük olanlar, hatta bizden bir 10 yaş daha küçük olanlar bile hep eski bayramlar diyoruz. Maalesef. Neden eski bayramlar diyoruz? Yani eskide bir sevgi vardı, bir saygı vardı, ne bileyim bir hürmet vardı, bir bayram tadı vardı. Hani şeker bayramı, aslında bayram zaten id diye geçiyor. İd kelimesi de yanılmıyorsam El-Maide Suresi 114. ayette bir sefer Kur'an-ı Azimuşşan'da geçen bir kelime. İd kelimesi, idi fıtır, bili adha, yani kurban bayramı. İki tane zaten dini bayramımız var. Yani eski bayramlardan bahsederken insanın duygulanmaması elde değil. Yani biz her gün kaybediyoruz. İşin açısı belki bayramdır, insanlar kardeşliği izleyicilerimiz diyebilir yani. Karamsarlık ama öyle değildir yani. Eski bayramları çok arıyoruz. Eski bayramların geleneklerini, göreneklerini, örf ve anenelerini düşündüğün zaman insan ister istemez alır. Yani benim yaşadıklarımı yaşayanlar, hı hı, mutlaka eski bayramları arayacaklardır. Neden? Ben hatırlıyorum mesela. Durumu iyi olan, maddi imkanı yerinde olan Müslümanlar o zaman belli bohçalar hazırlarlardı, belli hediyeler hazırlardı. Eğer gelenler içinde yetim bir aile varsa, yetim bir çocuk varsa, dul bir anne, yani zaten yetim olunca annesi de dul olmuş oluyor, tabii, öksüz. Netice itibariyle hediyeler ve çoraplar verilirdi. Maşallah. Çorapların dışında çorapların uç tarafına, mesela iki çorap veriyorsa üç çorap, üç çorap sağlam, üç çorapın bir tarafı, birinin ucuna bir onun ya bir altın olur, ya bir para olur, akçe olur vesaire korlardı. Hanım öbür tarafta olduğu için hanımlar tarafından da dul olan bacımıza, annemize gene o zamanın şartlarına göre hediyeler takdim ediliyordu. Özellikle benim en fazla sevdiğim hediyelerden bir tanesi mendildi. Mendilin bir köşesine çeyrek altını bağlarlardı. Ve o çocuk o merdiğini bakarken ilk önce şöyle yapardı, bakıyor, köşesine bakardı. Köşesinde bir şey bağlıysa sevinci ikiye katlanırdı. Tabii ki. Tabii şimdi bunlar nedir? Bunlar özlem duyuyorsun. Yani papuçlardan tut, diğer elbiselere varınca renkli renkli ve sevgiyle veriliyordu. Allah rahmet eylesin, çok sevdiğim rahmetli bir hacı amcamız vardı. Aha diye geçinirdi. İsmini vermeyelim. Amin. Bayramlaşmaya biz giderken elini öperdik. O elini bile devamlı öptüğü için, öptürdüğü için biz böyle çenemize değdirip şey yapıyorduk. Biliyorum diyor, çenemize değdirirsin ama gene de vereceğim. Ama onun diğer kardeşleri, siz onların elini öpünce onlar alıp kucaklıyorlardı sizi.
Yani musafaha yapıyordu yavruyu. Şimdi biz bu bayramları, tabii ki şimdi bayramlar, şimdi de güzel elhamdülillah, bir zaman gelecek. Bizim bu bayramlarımız gelecek nesiller için aynen bizim anlattığımız bayramlar mesabesine düşecek. Onun için yani Rabbim gerçek bayramlara kavuşur. Tabii bayramın bence esas manası, bence bayram bu bayram değildir. Tabii bayram daha değişik, böyle bir perspektif içinde anlatmak lazım. Evet hocam, şimdi bayram Allah-u Teala'nın bir lütfu, fazlı, evet, keremi. Yani Ramazan'da oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yaptık. Allah-u Teala der gayet izzetinde kabul etsin inşallah. Bunun, amin, neticesinde Allah-u Teala Müslümanlara hediye olarak bayramı veriyor. Evet. Ve biz bu bayramı da görüyoruz ki Müslümanlar ne kadar sıkıntıda olsa, ne kadar da eziyet çekse, bugün kamplarda yaşayan Müslümanlarımızı biliyoruz. Moro'da, Eritre'de, Filistin'de ve daha Arakan'da biliyoruz ki Müslümanlar ne kadar da zorluk içerisinde olurlarsa olsunlar. Yani Allah-u Teala öyle bir tam iman etmişler ki Allah-u Teala onlara bu bela musibetlerin yanında bayramı verdiği zaman, yani bakıyoruz ki bayramı bayram havasında yaşıyorlar, yani o gün her şeyi unutuyorlar. Acaba bayramı, esas bayram onların mı, ya da biz çok mu rahatız? Eski bayramlar mı kıymetsizdi, şimdi biz mi acaba kıymetinde yaşayamıyoruz? Rahatız da mı yaşayamıyoruz? Eskiden hani dediniz ya, zorluk vardı, zahmet vardı, yokluk vardı. Küçük, evet, şeyler bizi sevindiriyordu, bayramı çok güzel geçiriyorduk. Sizce bunun sebebi ne hocam? Yani sebebi ben şuna bağlayarım. Ben şu anda mesela Myanmar'da, Afrika'da birçok yerde insanlar vardır. Hı hı. Yani belki bizim şu anki bizim soframızda bulunanın onda biri onların sofrasında yok. Maalesef. Allah ama olsun. Onların inanç yönüyle, itikat yönüyle bence şey burada. Adamlar öyle bir iman etmişler ki diyor ya, semi'ne ve ta'ne, işittik ve itaat ettik. Nasıl? Amasız. Adamlar diyor ki benim kaderimde, benim Rabbim bana bunu takdir etmişti. Kadere iman etmişler. Amin. Yani hayri ve şerrihi minallahi teala diyoruz ya. Hı hı. Kadere iman eden bir insan eğer bayram hangi şekilde geliyorsa şükür ve hamd içinde oluyor. Aynen hocam. Demek ki biz diyor inanıyoruz. Tamam eyvallah bayram, ama en ufak bir şey geldiğinde başlıyoruz. İşte niye şu eksik, niye bu eksik? Ben inanıyorum şu anda benim bildiğim İstanbul'un herhalde en fakir semti Balat'tır. Benim iş yaptığım yerin alt tarafı. Balat'ta bir çöp tenekesine, konteynere gitsem 10 kişinin belki doyacağı yemek çıkar. Ama benim inandığım şu, Afrika'da bir annemiz mesela, o olayı söyleyeyim, 15 Temmuz'da gerçekleşen bir olay. İşte şu Türkiye kurtulursa şöyle şöyle yapacağım diyor. Burası çok enteresan. Ve sabahleyin öğleden sonra ertesi gün, yani benim evimde ne kadar değerli bir şey varsa diyor onu vereceğim diyor. Yani maşallah, senin rızan için ya Rabbi Türkiye kurtulursa. Hı hı. Yani bu ümmetin duasıyla bu Türkiye ayakta duruyor. Yoksa belki bizim Türkiye'de de tabii ki duayı biz de ediyoruz ama onlar gerçekten mazlum. Sabahleyin Türkiye'nin kurtulduğunu öğleden sonra hissediyor. O hain darbe girişiminden sonra. Hı hı. Ve bakıyor evinde verecek hiçbir şey yok. Bir bulamaç bile yok. Şimdi ben bunu söylerken ister istemez insan duygulanıyor. Ve en sonunda kadıncağız ne diyor, o bacımız, o annemiz. Yeryüzü doktorlar gözlerini ameliyat etmiş. Allah onlardan da razı olsun, amin, bu vesileyle. Inşallah. Ve ya Rabbi diyor, senin için verecek hiçbir şeyim yok diyor. Ben ne yapabilirim? 3 gün diyor katıksız senin için oruç tutabilirim diyor. Şimdi biz bunu yakaladığımız zaman, şimdi o insanın mutluluğu belki bizim mutluluğumuzdan daha fazladır. Niye? Benim kaderim bu diyor. Allah bu kadar bana beni şükrediyor. Görüyoruz yani birçok yerde, diğer İslam ülkeleri coğrafyasındaki, az önce sizin de söylediğiniz gibi İslam coğrafyası şu anda kan ve gözyaşıyla yorulan bir yer. Evet, evet. Ama her şeye rağmen biz eskiyi arıyoruz. İnşallah Rabbim o eski bayramlardan daha güzel bayramlar görmeyi bizlere nasip etsin. Şuur nasip etsin. Ama tabii ki o eski bayramın gelenek ve görenekleri az önce şeye gelmeden önce de söyledik ve herhalde bu konuya da iyi düşer yanılmıyorsam. Endülüs Emevilerinde geçen bir olay, sonra Osmanlılar döneminde de bu şey yapıyor. Ben yetiştim yani 70'lerden sonraki birkaç yerde de bu olaya şahit oldum. Eskiden mesela bağ ve bahçeler, zengin bağ ve bahçeler varken insanların önünden geçerken bir sepet, 2 sepet, 3 sepet. Yani küçük sepet, orta sepet ve büyük sepet. Bu sepet ne için o bağın, o bahçenin kenarına konuyordu biliyor musunuz? Hayır hocam. O sepetler, gelen insanlar tek kişi ise küçük sepeti götürebilir. Eğer bir aile boyuysa, 3-4 kişilikse orta sepeti götürebilir.
Eğer bir kervansa, kervan yani yaz sıcağı, bağın bahçenin önünden geçiyorsun, susamışsın, canın bir şey çekmiştir. O kervandakiler o büyük sepeti doldurup getirebilir. Durumu iyi olmayanlar taş korlardı. Ben taşı hem rahmetlik babamdan biliyorum, hı hı, hem de rahmetlik kayınbabamdan biliyorum. Bir taş, iki taş, üç taş. Onlar da sepet yerini tutuyor. Adamın sepet almaya imkanı yok. Hı hı. Şimdi onun yerine bir taş, iki taş, üç taş. Yani eğer bir kişi ise bir kişilik, iki kişi, üç, dört kişi ise o iki taş. Ve haftanın belli günleri aileler giderdi mesela, baba evladını eğer bağa gitmese, evladına söyle, evladım git bakın taşlar yerinde mi değil mi? Sepetler bitmiş mi bitmemiş mi? Evet, çok güzel. Allah bunları yaşatmayı bize nasip etsin. Mesele bu. Evet, yine bayramı konuşmaya devam edelim hocam. Yani şimdi biz gereği gibi yaşamıyoruz dedik ya bayramı. Evet. Yani İslam coğrafyasındaki eziyet gören, zulüm gören Müslümanlar daha iyi yaşıyor dedik. Biz neden tam hakkıyla yaşamıyoruz hocam? Bu rahatlığı, bunu biraz daha açabilir miyiz? Ben bu rahatlığı şuna bağlıyorum. Ben diyorum, her zaman diyorum, gene diyorum, burada seyircilerimiz de takdir edeceklerdir. Bu memleket hiçbir zaman topla tüfekle yıkılmaz. Yani Allah'ın izniyle, ben çünkü 15 Temmuz'da bu olaylara şahit olduk, biz de içindeydik zaten. Hı hı. Ben gözümle gördüm. Yani o bizim belki yerine geldiği zaman hakir gördüğümüz insanlar, bacılarımız, annelerimiz, pantolonlusu, açığı, kapalısı. Ben pantolonlu bir hanım, bir kardeşimizin o genç delikanlıların önünde siper olduğunu gördüm. Evet. Bu ne demektir? Bu bizim milletimiz mayasının temiz, vatanına, milletine sadık, her ne kadar açık da olsa o bacımızın gönlünde bir vatan sevgisi, bir gençlik aşkı vardır. O gençlere kendini siper edebiliyor. Demek ki biz bu memleket yıkılmaz. Ne zaman yıkılır dersen şunu derim. İsraf ve şükürsüzlükten dolayı biz yıkılabiliriz. Evet. Hiçbir, çünkü yiyiniz, içiniz israf etmez. Allah israf edenleri sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, buyuruyor. Bir ırmağın, bir derenin kenarında bile olsanız, düşün ya, bir derenin kenarındasın, nasıl israf edersin? İsraf etmeyin diyor. Bu şu demektir yani, önümüzdeki nimetlerin kadrini, kıymetini bilemedik. Bilmiyoruz. Şükretmesini bilmiyoruz. Ben her zaman diyorum. Ama, eğer ama varsa, o işte sıkıntı var. Evet. Boşver kelimesi varsa, o işte bir sıkıntı var. Ama bence bir çividir. Hani derler ya, bir çivi, bir nalı, bir nalı, bir atı, bir at, bir komutanı, bir uzatmayalım bunu. Eyvallah. Zaten anlaşılıyor. Hı hı. Onun için yani şu anda bizim hakikaten bu konuda çok hassas olmamız lazım. Özellikle Ramazan'da mesela, yani bir günde 16 milyona yakın böyle ekmeğin israf edildiğini söyleyen şeyler, insanlar vardır. Yani bunlar boş değil. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz mı? Demek ki bunlar oluyor ki devlet, evet, dairelerinde olsun, Müslümanlar da olsun. Ben rahmetlik babamdan bayram dediklerinin bayramın, zaten bayramın içinde bulunuyoruz. Ayın 3, yani Ramazan ayının 3 yerinde nerede bir fakir, bir gariban varsa onları arardık. Bir iki gün önceden. Hı hı. Bulurduk. O gün sadece o fakirler yerdi. Aşkım. Biliyorsunuz diş kirası da vardı. Evet. Diş kirası, gücü yetiyorsa diş kirasını verenler vardı. Tabi bu eski Osmanlı döneminde paşalar vesaireler, sultanlar, diş kirası, onların diş kirası, şu anki bir bütçe, insanın bütçesini düzeltecek şekilde şeyler vardı. Ben rahmetlik, Allah rahmet eylesin, canım anacığım, yani yaşıyor da bazen rahmetlik deyince insanlar öldü zannediyor. Allah gene de anacığım, sıhhat versin, rahmet eylesin. Ben onunla çöpten ekmek topladığımız günleri biliyorum, askeri çöplükten. Biz bunu gördüğümüz için biz kırıntının ne demek olduğunu biliyoruz. Hatta bu konuda şöyle bir şey var. Resulullah Aleyhisselam'a bir sahabeden bir tane, ismini şu anda hatırlamıyorum ama geliyor, ya Resulullah diyor, ben çok zengin ölüm. Ne yapıyorsam zengin ölüm. Ben fazla zengin olmak istemiyorum diyor. Bir sefer, iki sefer, üç sefer, en sonunda Resulullah Aleyhisselam git diyor, evladına ekmeği ver ve sokağa sal diyor. Hı hı. Kırıntılar çöpe, yere dökülsün diye. Tabii ekmeği verir evladına, bir de buraya mendil bağlıyor. Evladım sakın kırıntılara yere dökme, dikkat et diyor. Daha da zenginleşiyor. Netice itibariyle belli bir zaman sonra ki, ya Resulullah daha da arttı diyor benim malım. Sen mutlaka ekmek kırıntıları çöpe atmıyorsun diyor. Zayi etmiyorsun diyor. Evet. Bir de bayram dedik de, bayram, bu bayram vesilesiyle arada böyle bir kıssadan hisse vermemiz lazım. Mesela ulemanın, din alimlerinin söylediği bir şey var. Bir Müslümanın eğer kazancından
bir yolcu, bir hasta, bir fakir, bir gariban, bir guraba, o da olmadı. Bir kedi, bir köpek, bir karınca, bir böcek sebeplenmiyorsa o Müslüman artık kendine imanı tazelesin derler yani. Kendinden şüphelensin. Kendinden yani. Şüphelensin. Neden? Çünkü bir Müslümanın yediğinden, içtiğinden bir canlı faydalanması lazım. Bir yolcu, bir borçlu faydalanması lazım. Bir kedi, bir köpek. Biz şimdi ne yapıyoruz? Dedemiz kuş yuvaları yapıyorlardı. Biz şimdi kalkıp işte kuşlar konmasın diye dikenli teller koyuyor. Bu ne demek? Bu bayramımızın lezzetini öldürüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa giderken bir yavrulu bir köpeğin yani korkmasın, yuvası bozulmasın, yavrulu dağılmasın diye hem ordunun yolunu değiştiriyor hem de o köpeği rahatsız olmasın diye bir bekçi koyuyor. Süleyman Aleyhisselam'da da bir karınca olayı var. Evet hocam. Yani şimdi o zaman demek ki az önceki sorunun şu cevabı çıkıyor. Biz inançlarımızdan, gelenek ve görenekimizden, örfümüzden, adetimizden, İslam'a bağlı örf ve adet diyor. Taviz verdiğimiz sürece, uzaklaştığımız sürece, mukaddesatımızı kaybettiğimiz sürece Allah bizden huzuru ve mutluluğu alıyor demektir. Bunun manası ona geliyor yani. Allah muhafaza etsin. Evet. O zaman sevgiden bahsettiniz. Peygamber Efendimiz yaptıklarından, yani, uleman yaptıklarından. Şöyle bir şey sorayım hocam. Bayram sevgi ise, sevinç ise, sevgiyle bayram arasında mesela bayram size ne ifade ediyor? Bayram nedir? Bize biraz açabilir misiniz? Sevgiyle beraber. Şimdi ben, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size iki şey bıraktım. Bir Kur'an-ı Azimüşşan, iki benim sünnetim buyuruyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığın zaman aleyhisselatü vesselam yani camiye gelen çocukların hangisinin gelip gelmediğini takip eden biri. Hı hı. Hatta bu konuda çocuklardan bir tanesinin bir kuşu var. Bu kuşu vefat ediyor. Sonra aleyhisselatü vesselam buyuruyor. Nerede bu çocuk diyor. Niye gelmiyor? Göremiyorum diyor mescitte. Ya Resulullah onun diyor bir kuşu vardı. O öldü diyor. Aleyhisselatü vesselam kalkıyor o çocuğu aramaya gidiyor ve buluyor. Bakıyor yani 7-8 yaşlarında veya 10 yaşlarında bir çocuk diyelim. Kuşunu hemen duydum ki diyor senin sevdiğin vefat etmiş diyor. Senin diyor üzüntünü paylaşmaya geldim. Gel gömelim diyor bunu. Ve güzel bir şekilde gömüyor. Ve çocuğun gönlü ve çocuk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömür boyu ayrılmıyor. Biz acaba kaç tane çocukla bu şekilde oluyor? Bazen benim mesela ben hayvancılıkla uğraşıyorum. Çocuklar geliyorlar böyle amca diyor bakabilir miyim hayvanlara, koyunlara vesaire. Tabii evladım diyor. Sen o çocuğa güzel muamele ettiğin sürece o çocuk yarın bir düğünde anlatacak. Evet. Ya bir zaman böyle böyle bir ahrap hayvan barınağına gitmiştim. Bir dede vardı işte torunumuz yaşındaki çocuklar çanki. Ve bana şöyle şöyle muamele etmişti. Niye? Burada bir sevgi bırakacak. Yani sevgi basit bir şey değil. Hani derler ya şiiri yani tabiri caizse hayatı şiirle anlatmak. Sevgi. Sevmek de zor, sevilmek de. Ağlamak da zor, gülmek de sevdim demek dillen olmaz. Eğer gerçek seviyorsan sevgin mazisiz kalmaz. Mazisiz sevgi, sevgi değildir. Maşallah. Sevmek, sevgi. Yani sevgi nedir diye dedim ya, geçen bazen ayıp söylemesi eve gelenler oluyor. Konuda sevgiden açtık. Her birisi bir şey söyledi. Dedim bence sevgi öyle değil. Bence sevgi nedir biliyor musun Eyüp kardeşim benim? Sevgi bence Everest tepesine inmemecesine çıkmaktır. Sevgi bence dikenli bir tarlanın içinde çıplak ayakla kanarcasına koşmaktır. Sevgi Alaska'nın buzullarında donmak. Sevgi sevgilide ölmektir. Sevgilide bitmektir. Sevgi bu şekilde ele aldığımız zaman o zaman biz onun lezzetini tadını alırız. Sevgiyi, bir saygıyı unuttuğumuz için bayramımız lezzetleşti. Geçen de birisi bir şey söylemişti. Filan adam şöyle yapıyor. Dedim benim güzel kardeşim. Sen o adamın hatalarını arayacağına güzel taraflarını görsene. Yani bu adamın güzel tarafları var. Yani bu şuna benzer. Adamın biri hacca veya umreye gider. Orada hacda binlerce güzellik var. Her şeyden önemlisi Kabe-i Muazzama var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerif Ravza-i Mütahharası var, Zemzem var, Hıra var, Arafat var, var oğlu var, Müzelife var, oğlu var. Evet. Orada bir insanın
yanlış yaptığı yanlışı gelip burada ballandıra. Bütün o güzellikleri görmedin de sadece onu mu gördün ben mi bu arak insan? Ve arkadaş dedim ki bu abim, bu kardeşimizin, bu lider, ve bu bir lider olabilir, bu bir önder olabilir. Bunun hatalarını, kusurlarını biz yemeğin biberi ve tuzu olarak kabul etsek ne olur? Tuzsuz bibersiz yemek olur mu? Olmaz. Olmaz. Hani aileler arasında bazı sıkıntılar oluyor ya, sonra yaşlandığında diyorlar, o da diyor bizim kavgalarımızda tuzu biberiydi işte diyor. Bak, evet hocam. Düşünebiliyor musun? Kendi aralarındaki tabiri caizse münakaşaları, tatsız olayları bile bizim tuzumuz biberimizdi diyor. İşte burada ne oluyor? Sevgiye indirgiyor. Demek ki bayramlarda da biz güzel tarafları görmeye başlarsak Allah'ın izniyle bize kanaat azal, yani bize düşen paya kanaat edersek. Evet. Adam 99 olmuş, sana bir düşmüş. Bir düşmeseydi de o bir de düşmeyebilirdi. Ama düşmüş elhamdülillah bir sana. O zaman o birle iktifa et. Benim rızkım bu de. Benim bu de. Ha, adil, adalet babında düşündüğü zaman o baştakilerin görevi bizim görevimiz değildir. Evet. Biz üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Gücümüzün yetini yapmakla mükellefiz. Allahu Teala zaten buyuruyor. Ben kuluma kaldıramayacağı yükü yüklemem diyor. Ben şimdi bazen öyle olaylar başımıza geliyor. Benim eski dertleri düşündüm ama şimdikiler onun yanında hiç kalıyor. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim rızkımıza bu düştü. Elhamdülillah. Elhamdülillah ala kulli hal. Her halimize elhamdülillah. Evet. Nasibimize ne düştüyse ona kanaat edip evet, hakkını vermek. Evet. Hocam biraz da küskünlerden bahsetmek istiyorum. Yani Rabbimiz Zülcelal 3 günden fazla iki Müslümanın küs kalmasına razı gelmiyor. Biz bu 3 günü aylara, yıllara, bazen bayramlara erteliyoruz. Yani insanlar küsünce de hiç kimse demiyor ki ben haksızım. Herkes kendisinin haklı olduğunu zannederek zaten bu tür ihtilaflar çıkıyor. Ya bu küskünlüklere nasıl son vereceğiz? Bazen bayram geliyor, bayramın fırsatını da tepiyorlar. Bir sonraki bayrama kalıyor. Evet. Küskünlerle ilgili neler söylemek istersiniz? Yani küskünlerle ilgili bir kere çevresel olarak ele almak lazım. Yani insanlar fıtratı gereği, yani bir de benlik var, nefis var. Men arafa nefsehu fekad arafa Rabbu biliyor ya. Yani insanlar nefsini ne yazık bildiği gibi. Müslümanlar bu, yani bence şu olması lazım. Diyelim ki iki Müslüman küs. İsmet de bunları biliyor. İsmet mümkün mertebe bu aracı olması lazım. Gitmesi lazım, anlatması lazım, söylemesi lazım. Ve bu küskünlüğü bitirebilmesi lazım. Bitirmesi lazım tabiri caizse. Ne yazık ki bu küskünlük, yani neden oluyor küskünlükler? Gene benliğe dayanıyor. Gene enaniyete dayanıyor. Biz enaniyeti ve benliği kaybetmediğimiz sürece zaten bunlar olacak. O ben haklıyım, bu ben haklıyım. Halbuki insan kendi hatasını gördüğü zaman ben inanıyorum ki karşı tarafın hatasını hiç görmeyecek. Ben şimdi bazen kendimi sorguya çekiyorum. Bizim de yaptığımız hataları biz beşeriz, şaşarız. Hata yapar ama önemli olan hatada ısrar etmemek lazım. Küskün şu anda ne bileyim, herkes biliyor etrafında komşusunun kiminle küs olduğunu, kiminle barışık olduğunu. Ne olur yani? Selamun aleyküm desen, yani gitsen adamın gönlünü alsın. Ben inanıyorum o adam ne kadar katı olursa yumuşayacağına ben inanıyorum. Ya biraz ne bileyim, biraz hoşgörülü, biraz tabiri caizse fedakarlık yapacaksın. Zaten sevgi de fedakarlıktır. Fedakarlık yapılmayınca zaten kazanılmıyor. Ama işte demek ki biz orada ne yapıyoruz? Görevimizi yapamıyoruz. Yani her insan kendisini teraziye koyduğu zaman ben inanırım ki şu mübarek Ramazan bayramında inanıyorum ki kendi hatasını görecek, etrafındaki yanlışları görecek ve bunları düzeltmek için mutlaka bir çaresi vardır. Çaresiz çünkü hiçbir şey yok. Yeter ki biraz gayret, biraz samimiyet ve biraz da insanın kendine güvenmesi. Her zaman diyorum. Yani insan önce kendine inanacak ve kendine evet, güvenecek. Evet. Sen kendine inanmasan başkası sana inanmaz. Hani derler ya, sen başkasının, sen kendi deliğine bakmasan başkası deliğine, senin deliğine niye baksın yani? Önemli olan insanın kendi deliğine sahip çıkması lazım. Mesele bu. Biz bu enaniyeti, bu benliği ortadan kaldırdığımız zaman zaten Allah'ın izniyle bunlar böyle buz gibi çözülüyor yani. Evet, yani küslükte hani Müslüman Müslüman kardeş olan küslükten ziyade hocam bir de babanın evladına, evladının annesine olan küslükleri var. Akrabaların arasında kanlı bıçaklı durumlara geliyorlar. Ne yapıyoruz da bu durumlara geliyoruz? Sizin dediğiniz gibi anahtar bir kelime çıkardım oradan. Arabulucu, uzlaştırıcı. Tabii uzlaştırıcı. Yani insanlar bazen diyemiyor ben hata yaptım. Ya kusura bakma diyemiyor, özür dileyemiyoruz yani bunu yapamıyoruz. Ama dediğiniz gibi arabulucular, müzakereciler
bu işi iyi bilirler ve tarihte olduğu gibi yine günümüzde de özellikle aynen, bizim bölgemizde kan davaların çözümünde arabulucuların çok etkili kanat önderleri diyoruz değil mi hocam? Sözü geçenler kanat önderleri. Yani bir şey diyecektim. Hocam dilerseniz kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra bu konuya devam edelim. Tamam. Değerli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız inşallah. Evet değerli izleyenlerimiz, tekrar İsmet abimizle beraberiz. Araya gitmeden önce hocam küslüklerle ilgili konuşmuştuk. En son kardeşler arasındaki küslükten ziyade akrabalar arasındaki küslüğe ve neticenin vuruşmaya, öldürmeye kadar gittiği durumları biliyoruz. Bu bayramları nasıl fırsata çevirebilirler, nasıl barışabilirler? Bize bununla ilgili biraz açıklama yapabilir misiniz? Evet, yani ben bu konu eskiden şimdikiler belki kan davası şu bu vesaire, eskiden çok daha kan davaları ama eskiden şu vardı. Rahmetlik babamdan ben biliyorum. Hem muhtardı hem köyün ileri geleniydi. Ben hatırlıyorum. Vali bile makam arabasıyla onu köye getirir gelir saygı duyardı. Hatta eskiden şapka giyerdikleri için bazen babam şapkayı çıkarınca Vali Bey derdi ki Allah rahmet eylesin Celal Kayacan ismini de zikredelim. Evladıyla beraber aynı okulda okumuştuk. Lütfen Bedir Hanımca biz size saygı duyuyoruz derdi. Sizin gayretlerinizden niye? Yani belli bir kan davası olduğunda, bir olay olduğunda rahmetli babam gittiği zaman mutlaka o olay halledilirdi. Ama niye halledilir dedi, şimdi halledilmiyor. Eskiden insanlar kanaat önderlerine, büyüklerine saygısı, sevgisi vardı. Diyelim ki adamın oğlu öldürülmüş. Ya bir evlat, bir candır bu. Bu basit bir şey değildir. Eğer bir Müslüman kanaat önderi o zamanın önderlerinin kanaat önderi birisi geldiği zaman adam diyordu ki Ammu Bedir'e gelmiş ya diyor. Olmaz evet, diyor. Ben vazgeçtim. Ben Ammu Bedir'e bıraktım. O ne derse o olur derdi. Ve güzel bir şekilde hem mağdur, karşı taraf da mağdur edilmezdi. Hem de iki taraf da mutmain ve memnun kalırlardı. Ve daim olurdu. Yarın bir şey olduğunda gene bu sefer arada o kanaat önderi oluyordu. Şimdi mesela tam da zamanına geldi. Geçenlerden beri siz de duydunuz. Yani şu anda korkunç bir şey. Yani 21 yaşında kendi üniversiteye giden bir genç babasını siyanürle anasını ölüyor. Diğer kardeşlerini şey yapıyor. Ondan mesela 10 gün önce o olaydan 10-15 gün önce 10 gün falan herhalde bir kişi gene kendisinden yaşça büyük olan birisiyle evlenmesine rıza göstermediği için anasını babasını öldürüyor. Ya adam rıza göstermedi, öldürmenin bir anlamı yok. De ki ben alacağım ama anne baba öldürmeyi yani korkunç bir şeydir. Yani anlatılacak, tarif edilecek hiçbir kelime ve söz bulunmuyor. Eskiden böyle şeyler kesinlikle yok. Dediğim gibi eskiden niye? Eskilerin bayramları bayramdı. Eskilerin seyranları seyrandı. Yani eskinin düğünleri düğündü. Yani gerçekten eskiler öyleydi. Yani diyorum ya eskiden ben köylerde bayram olduğunda ben hatırlıyorum. İlk önce çoğunlukla en yakın toplu o fakir ailelerin evlerine giderlerdi. Bak düşünebiliyor musun? Bak bir sürü akrabayı talukat var. Bazı köy ileri gelenleri hep beraber haber gönderirlerdi. Git evladım söyle. Ve ama şu var bir de. Bak işin en güzel tarafı ne biliyor musun? Bir gün önce Arefe günü de o eve ihtiyaç gönderiliyordu. Misafir yarın gideceğiz. Mahcup olmasınlar diye. Onlara belli bir ihtiyaçlar gönderilirdi. Evlerine gittiği zaman bir gün söylerdi. İşte filan gün. Zaten biliyorlardı geleceğini. Evet. Fakirler, şunu diyebilirim ki fakirler normal ailelerden daha mutlulardı. Yetimler normal insanlardan daha mutlulardı. Çocukları bile yetimlere, oyun oynarken yetimlere iyi davranıyorlardı. Niye? Anne baba anlatıyor. Bak oğlum diyor. Şu çocuğun babası yok. Bak senin baban var, senin anan var. Onun babası da yok, anası da yok. Evet. Anlatıyorlardı. Ve bu sefer o çocuklar oyun esnasında, ben hatırlıyorum bizim arkadaşlarımız da vardı yetimler. Beraber top oynarken bile, onlar hata yapsa bile biz o hatayı üstümüze alıyorduk. Bir yanlış yaptıklarında onların yaşlarını ben hatırlıyorum. Mesela erik toplamaya giderdik bahçelerden. İşte 10 yaşındaki çocuklar. Kızanlar da tabii az önce dedik yani sepet olayından bahsettik. Veren olduğu gibi kızanlar da oluyordu. Bu da normaldir. İlla ki olacak. Bir şey olduğunda biz o yetim çocuğun
şeyini üstümüze alırdık. Onu kaçı veya ona önce git derdik. Biz yaptık derdik. Tabii neticeydi bizim bu olayımız, fedakarlığımız karşısında eriklerin sahibi de anlıyordu. O da merhamete geliyor. Tamam evladım, dalları kırmayın ama eriklerinizi alın derdi. Yani mesele bu. O zaman ne oluyor demek ki? Eğer çocuk, bir çocuk bile bunu yapabiliyorsa büyükler niye yapmasın? Niye yapmasın? Şu anda küslükler binlerce, yüzlerce küs aileler vardır. Yani bugün Eyüp bilmez mi? İsmet bilmez mi? Etrafında ne var? Bazılarına gidiyoruz. Diyor ki ya işte şudur bu. Ben diyorum, gene diyorum. İkna edemeyeceğimiz bir insan yok. Yeter ki biz gidelim insana. Gidelim, gönlünü alalım, anlatalım. Bak kardeşim, böyle böyle mübarek Ramazan ayıdır. Allahu Teala'nın bize ikramı olan bir aydır. Bu ayda küskünlerin barışma ayıdır. Bu bayram işte küskünleri barıştırır. Bu bayram bayramlaşma, yardımlaşma bayramıdır. Yani fedakarlık ayıdır, bayramıdır diyelim. Ama yani bunu yaptığımız, ya bir insan, en kötü bir insan düşünelim. Komşumuz. Diyelim ki bu komşudan biz çok çekmişiz. Evet. Ve hakikaten haklısın. Ama Ramazan bayramı, mübarek bayram geldiğinde kapısını çalsan. Selamünaleyküm komşu. Ya biz aramızda ufak tefek şeyler olmuştu ama hata bendeydi. Bak hatalı, haklı olduğu halde. Ya komşum benim, hata bendeydi. Özür dilerim, ya ben seni kırdım. Vallahi billahi tillahi diyorum, büyük yeminle söylerim. O adam ne kadar kötü olursa olsun sarılır sana. Muhakkak, ailesi de sarılır. Diyebilmek çok önemli bir şey hocam. Diyebilmek. Yani ben hata yaptım diyebilmek. Bu yanılmıyorsam ben ayeti unutabilirim ama minberde bir hocamız anlatmıştı. Hani diyelim ki dedi bir Müslüman bir Müslümana gidiyor. Ama gitti o gün o Müslüman müsait değil. Ve adam dedi ki ya benim güzel kardeşim hoş geldin ama bugün müsait değilim. Yiğit odur ki gönlüne bir kırgınlık, bir sıkıntı düşmeden olabilir. Eyvallah. Belki o günde geri dönme. Ama ulan ben kapıya kadar gittim. Adam beni içeri de almadı. Ben bugün var mı böyle bir şey falan? Bir daha i̇şte tapına bu, gelirse bir olsun. Bu erkeklik değildir. Evet. Hani Resulullah Aleyhisselam'ın yiğit öfkesini yenendir diyor ya. Mesele bu. Biz öfkemizi ve kibrimizi yendiği zaman yenmeyeceğimiz zaten bir şey yok. Bütün kötülükler bizim yanımızda toz zerre kalır. Üstünden geçeriz. Ama yenmediğimiz zaman da onlar bizim üstümüzden geçer. Hani insan söylediği sözün esiridir diyorlar ya. Hı hı. Ağızdan çıktıktan sonra o söz artık bitmiştir. Geri çıkışı yok, dönüşü yok. Evet, biz de hocam zaman zaman küs oluyoruz bazı kardeşlerimizle yani, ama içimiz içimizi yiyor yani. Bir şey bizi rahatsız ediyor, vicdanımıza sığmıyor. Diyoruz ya bir kıvılcım olsa böyle, bir bahane olsa bak, böyle, bir araya gelsek de barışsak. Hep bu da arıyoruz. İmanın güçlü oluşunun delilidir. Yani Ramazan'ı geçirdik elhamdülillah. Allah'ın izniyle bayram-ı şerifi idrak ediyoruz. Geçen bir kardeşimiz aradı. Yolculuk esnasında tabii herhalde belli bir vakte kadar yemiş ama ezan sesini de duymamış. Ama aradı. Öyle bir üzüntülü, öyle bir halden arıyor ki ya İsmet abi diyor acaba orucum gitti mi gitmedi mi? Bana bak dedim, senin tuttuğun şimdiye kadar var. En hayırlı orucun bu oruç oldu. Niye biliyor musun? Endişe etti çünkü. Endişe ettin. Allahu Teala kulunun o acziyetini, o fakriyetini, o utangaçlığını nasıl böyle bak kulum acaba gitti mi gitmedi mi bir üzüntü, bir keder, bir sıkıntı. Bu ona o en güzel oruçtur. Hatta sahabeden bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in karşısına geliyor. Ya Resulullah ben diyor namaz kılıyorum ama namazda aklıma bir sürü dünyalık kötü şeyler geliyor diyor. Acaba ne yapsam diyor, namazı mı terk edeyim diyor. Hayır hayır. Sen diyor imanın güçlü oluşunun delilidir bu diyor. He. Yani şeytan gitsin, niye gitsin namazsız biriyle uğraşsın veya yani Allah'a asi olan biriyle uğraşsın. Tabii ki namaz kılanla uğraşacak. O zaman ne demek biliyor musun? İşte bu en güzel tarafıdır. Çile çekiyorsun. Ya acaba gitti mi orucum? Gittiyse ne kadar üzülüyorsun. Allahu Teala cömertlerin en cömertidir. Ve o sıkıntıyı, kederi sevaba tebdil ediyor. Mesela bu. Şeytan da Müslümanlarla uğraşıyor hemen zaten. Ya zaten Müslümanla uğraşacak. Başka uğraşacak. Kimi var, nesi var yani? Evet hocam. Onun için demek ki o zaman biz şöyle mesela bu bayramı kendimize bir işaret fişeği yapalım. Kendimize bir mihenk yapalım. Evet. Yani
her Müslüman Allah için, yani küs olan iki, benim bir tane kardeşim var cemaadan, ben Ramazan'dan önce biraz kızdım ona ama elhamdülillah baktım şeyinden dönmüş, bayramda ilk gideceğim onu ziyaret edeceğim inşallah. Ona da selam olsun. Çok da değer verdim bir kardeşim. Ben Allah için seyircilerimize şunu rica ediyorum. Herkes etrafında kaç tane böyle küskün varsa ya gitsin. Ya vallahi billahi o Ramazan'da kazandıklarının belki daha fazlasını kazanacaklar. Ya yeter ki o niyetle gitsin. Gitsin kardeşim. Yani bak kendi haklı olduğu halde, karşı taraf haksız olduğu halde. Ya benim güzel kardeşim ben geldim kusura bakma. Aslında ben sana haksızlık yaptım. Yapmamam gereken bir şeydi ama ben de gel beni bağışlayayım bir sarılayım sana canım kardeşim dese bak ne kadar güzel olacak. İşin mesele bu. Bunu yapabiliriz. Hem de bayram. Ya yapalım bu bayramı. Senin bayramın ona katlasın. Mesele bu. Eyvallah hocam. Hocam çocukluğunuza inmedik. Sizin çocukluğunuzda bayramlar nasıldı? Babanızla herhalde namaza gidiyordunuz bayram yani, namazına. Çocukluğumuz köyde geçtiği için benim biraz hayatım biraz sıkıntılı geçen bir hayat. Yani 10 yaşında kan davasından bir köyden bir köye geçtik. O köye geçerken 10 yaşında, şimdiki çocuklar ilkokula başlıyorlar. 7 yaşında, 6 yaşında, biz 10 yaşında başladık. Hatta babamdan gizli okula gitmişim. Daha önce konuşmalarımıza da temas ettik. Tabii netice itibariyle büyükler, o zamanın bayramlarında büyükler, bayram Arefe gününden belli oluyordu. Hatta Arefe gününden 2-3 gün önce zaten ev temizlikleri vesaire yapılırdı. Ama Arefe günü en sevdiğim şeylerden bir tanesi şuydu. Yani çocukların eskiden ütü vesaire yoktu. Yani el pantolonlarımızı böyle şey yapardık. Döşeklerin altına koyduk ve sabah kalktığımızda cilet gibi olurdu. O bini mesela söylerdik hatırlıyorum. Baba ayakkabı alacağım mı? Kundura özellikle diyoruz. Kara lastikti bizim zaman. Şimdi millet kara lastiğin ne olduğunu gızlevet diyoruz tabi. Hatta geçenlerde bir gazetede gızlevet yazısı vardı. Ben o yazıyı aldım sakladım. Çocukluğuma gittim. Baba ne zaman kundura yapacaksın? İşte onlar derlerdi. İşte çivisi suya kondu. Yumuşayınca şöyle olacak. Böyle bak. Bayrama halbuki, yetişecek. Yani. Bayrama yetişecek. Halbuki yani normal düşündüğün zaman o zamanki şeyle yani bir çivi niye suya girsin? Niye? Ama bilmiyorduk. Bizi de öyle avutuyorlardı. Ve mutlu oluyorduk. Yani o zaman ne bileyim yani tabii ki bayram günlerinde ben çoğunlukla sabaha kadar böyle uyukladığımızı yatmamak için bayram babam namaza girecek bizi götürmeyecek diye çoğu zaman yatmazdık. Ve eğer bayram kışa geldiyse, kışa rastladıysa ki Ramazanlar bazen rastlardı. Hı hı. Yani o zaman kürsüler vardı. Köy o evin içinde büyük bir yorgan vardı. Yamalı yorgan olurdu. Yamalı yorgan derlerdi ona. Birçok yamadan, parçadan meydana geldiği için kürsünün altında bir ateş olurdu. Ve insanlar o yorganın üstüne çekerdi, şeyin içine girerdi. Orada uyuklarlardı. Bunları yaşadık, bunları gördük. Ne bileyim o eski çocuk oyunları. Geçenlerde mesela bir arkadaş eve geldi. Bir maniniz yoksa annem size gelecek diye bir kitap vermiştim ona. Şimdi arıyorum kime verdiğimi bilmiyorum ama kitap çok değerli, çok güzel bir kitap. Bir maniniz yoksa annem size gelecek. Bu 60 ile 70'ler arasında, 80'ler arasındaki hanımların bir söylemi. Yani kadın bir yere gidecek, gitmeden önce çocuğunu gönderiyor. Bir maniniz yoktu, çocuk gider de teyzeciğim, halacığım her neyse bir maniniz yoksa annem size gelecek. Kitabın ismi o. Şimdi o zaman öyleydi yani. Mesela şu anda sokaklar, millet sokağa çocuklarını bırakmıyor değil mi? Yani gidiyorlar işte aman evladım gitme. Yalnız okula buradan oraya gidecek getiremiyor. Komşuya bile gönderemiyor. Eskiden sokaklar evinin içinden daha emindi. Sokaklar. Yani bir hanım, bir annemiz bir yere gittiği zaman hiçbir zaman gözü arkada olmazdı. Benim çocuğuma ne olacak? Benim çocuğum terleyecek. Ya çocuk oyun oynuyor terleyecek. Ama ben hatırlıyorum bizim oyun oynadığımız diyelim ki başka bir mahalleye gitmişiz ve terlediğimiz zaman su içmeye gittiğimiz zaman o teyze derdi evladım gel şurada şu atletini değiştireyim derdi. Sen çok terlemişsin derdi. Yemek verdiği zaman evladına bir şey verdiği zaman bütün arkadaşlarını çağırırlardı. Hatta bazı hanımlar birbirleri yarışıyorlardı. Sen diyor dünün de aldın çocukları bugün de aldı bugün de ben vereyim diyor. Yani evet. Ve düşün yani şimdi böyle bir sokaktan insana zarar gelir mi? Böyle bir sevgiden insana zarar gelir mi? Komşu komşuyu ne kadar kolluyor, nasıl şey yapıyor? Çocuğun bir yere gittiğin, eskiden köşe bakkalları vardı mesela. İşte bayramlarda özellikle horoz şekerleri vardı.
elma şekerleri vardı. En fazla özlediğim şeylerden bir tanesi de o horoz şekeri, elma şekeri. Ne kadar şimdi de var elma şeker. Ama o lezzeti vermiyor benim güzel kardeşim. Bir de o dönemdeki elma şekeri almak için de para lazım. Harçlık tabii, lazım değil para mi? Lazımdı ama paradan öte şeyler veriliyordu. Yani çerçiler gelirdi, buğday veriyordun. Para sonradan çık, son dönem para 76-77'den sizin sonra. Sizin döneminizde takas usulü mü vardı? Şey vardı, mesela gidiyorsun evde, çerçi geldiği zaman 2-3 tane heybesi olurdu. Hı hı. Bu mercimek olabilir, nohut olabilir, işte bulgur, buğday olabilir, arpa olabilir vesaire, buna benzer. Paran yoksa, yani gidiyorsun bir tas alıyordun. Bazen anne dedi işte oğlum nedir o bir tas ondan bir tas ondan bu dedin ama kızmazlar, tatlı bir kızma vardı. Şimdi o şeyleri bir tas mercimekle bir şeker alabiliyordun mesela veya iki şeker. Eğer en değerli hani hangisi ise kuru ise nohutsa iki şeker alabiliyordun. Bir elma şekeri, bir horoz şekeri alabiliyordun. Bir de ince çubuk haline kalem şeklinde şekerler vardı. Hı hı. Çok tatlı böyle bir şeydi. Bunlar şimdi toruna bakıyorum. Tabletin başından ayrılmıyor. Tablet, internet, telefon. Şu anda çocuğunu seven Allah için diyorum. Çocuğun eline telefon ve tablet vermesin. Yani şu anda eğitim diye bir şey kalmadı zaten. Evet. Yani tablet, internet üzerinden eğitim ne kadar oluyor? Ya keşke bir imkan olsa da tarihten konuşabilsek ve tarihi anlatabilsek geçmişle ilgili. Yani mesela özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e mesela İmam-ı Azam'dan sonra ve 1000 yani 750 ile Tarık Nizat'ın Endülüs'ün fethetinden sonra ve 1050-1500 yıllarına kadar İslam çağının özellikle 1250'ye kadar yani 750'den 1250'ye kadarki dönem İslam çağının en verimli altın çağıdır. Farabiler, İbn-i Rüştler, Harizmiler, İbn-i Tüfeyler, İbn-i Sinalar vesaireler hep bu dönemde yaşamış insanlardır. Bunları düşündüğün zaman benim dedem neler yapmış neler. Ama ben gidiyorum Batı'nın işte şu hani Necip Fazıl'ın dediği gibi tek dişi kalmış canavar medeni dedikleri o. Yani bakıyorsun bizim medeniyetimizde ne vardı? Yani Endülüs'ün 800 yıllık bir imparatorluğu düşündüğün zaman o zamanki kaynak Bağdat mesela. İlim şehridir Bağdat. Bağdat. Bağdat gibi diyar. Yani söylemdir yani. Evet. Ama biz şu anda Bağdat'ı yerle bir ettik. Bağdat bitti. Şam-ı Şerif, Emevi Şerif cami gitti. Gitti. Bingazi'deki camiler gitti. Yemen dünyanın en enteresan yani yapısal olarak en güzel evleri Yemen Sana'dır. Yemen Sana ne ile gidiyor? Yani şu anda Suudi'nin uçaklarından, silahlarından şey yapılanlarla gidiyor. Evet. Bir de bayramlarda hocam. Çocukluğunuz döneminde özellikle komşularla aranız nasıldı? Komşuları da ziyaret ediyor muydunuz? Yani zaten şu anki çocuklar... Onların da hakkı var yani. Evet, tabii. Yani şu anki çocuklar da geliyorlar mesela. Bile 3-5 kişi, 4 kişi ama bizim o zamanki çocuklar, çocukluğumuz biz köyde özellikle belli yerlere giderdik önce. O mesele diyelim ki köyde 2-3 tane yetim varsa biz o yetimleri aldık. Onlarla bu sefer istediğimiz durumu iyi olan evlere giderdik. O utanmasın diye biz önce onu gönderdik ve o zaman ileri gelenler önce o çocuğu çağırlardı. Biz onu önerselerdik. Utanmasın diye onu öperdi. Yani o evin ileri geleni babamız, annemiz, hele bizimki evlerimiz. Önce en baş köşeye, sofraya oturduğunda mesela o çocukla beraber gittiğimiz evlerde eskiden pirinçli etli pirinçler, tavuklar vesaireleri yeniyordu. Biz ne yapıyorduk? Herkes mesela önce ona eti önüne, anne bile derdi ki evladım kardeşinin önünden alma derdi. Ve netice itibariyle bu ne oluyor? Bu müthiş derecede böyle bir sevgi, bir saygı. Şimdi o yetim büyüdüğü zaman ne yapar? Aynı şeyi yapar. Ben yıllar önce bir kardeşimizin söylediği bir şey vardı. Şu anda çocuğunu döven, tokatla, tekmeyle döven insanlar vardır. Bu çocuk yarın, sen bu çocuğu ne kadar dövebilirsin? 15 yaşına kadar dövebilirsin. 15 yaşından sonra bu çocuk senden ne kadar alabilirse senden çıkarır, senden çıkarmasa başkalarından çıkarır. Evet. Ve toplum bu şey. Sevgisizlik, bak geçen de bir istatistik bana bir şey gönderdiler. Yani babasız büyüyen ailelerde özellikle. Eğer bizim o zamanki yaptığımız gibi babasız büyüyen çocuklarla ilgilenseydi komşusu, akrabası, yakını, tabircesi, amcası vesairesi inan bana bunların hiçbiri olmazdı. O çocuk sevgiden mahrum kalmamış. Tabii, mesela olacaktı. Benim orada bulunduğum yerde arkadaş var. Zamanında İsmet amca diyor. Zamanında diyor amcam bana zorla şunu içirtti diyor. Ve nefret ediyor. Keşke diyor sen benim amcam, benim babam olsaydın. Keşke benim abim olsaydın. Keşke benim yakınım olsaydın. Elhamdülillah çoğunu geçirdik. Yani şimdiye kadar hatırlamıyorsam 200-300 kişiye yakın ben uyuşturucu bıraktırdım.
Yani 1300 kişinin üzerinde kişiye sigara bıraktırdım. Aşağı yukarı yani Allah'a sığınırım. Yani o belki 30-40 tane 50'ye yakın aileyi bir araya getirdim. Ve ben onlara şunu diyorum. Yani fazla bir yere gitmeden gelip psikiyatriye falan gittiği zaman psikiyatrilerin ilaçları zaten beyni götürüyor. Hacı Hoca'ya da gittikleri zaman sağ olsun Allah razı olsun muskayla şöyle böyle analarını ağlatıyor, paralarını arıyorlar. Menfaat karşılığı yapılan hiçbir şeyden hayır gelmez. İbadetler kapsamında. Aynen. Aynen. Yani hayır babında. Hayır, hayır zaten ibadetleri de kapsıyor, sosyal yardımlaşmayı da kapsıyor, yani her şeyi kapsıyor. Bir şey yapınca Allah rızası için yapmak lazım. Evet, yani işte dediğim gibi, ben en fazla dedim ya, özlediğim şeylerden bir tanesi, o mesele bayramda da giderdik böyle o pirinçler, tencere dibindeki yanık olan yerleri, mesele sütü sağdıklarında, ısıttıklarında sütün üstündeki kaymağı vesaire. Tabii şimdi millet şuradan alıyor, buradan alıyor. Bilmiyorum yani o zamanki şeyi istersem benim yaşadığımı yaşasalar insanlar zaten arayacaklardır. Evet. Dedim yani biz çöpten ben ekmek ve kemik parçaları topladığım günleri biliyorum. Şimdi ben o şey olayı nasıl unutayım? Ben nasıl bir ekmeğe saygısızlık yapayım? Nasıl ben nimete şükürsüzlük edeyim? Nasıl ben dostumu, arkadaşımı veya kimsesiz olan birisine ben şey yapmayayım? Yani o zaman bayramlar da zorlukta daha güzel olmuş. Hani zorlukta rahmet var diyor ya. Biz şimdi biraz bolluk içerisindeyiz. Bollukta bazı şeyleri yapamayabiliyoruz. Mesela bir bayram bile geldiği zaman bayramda hemen tatil programları yapıyoruz. Halbuki bu bayram hani akraba ziyaretiydi. Eş dostu ziyaret etmekti. Yani küskünleri barıştırmaktı. Nerede kaldı bu eski bayramlar yani, diyoruz ya. Şimdi biraz da Sıla-i Rahim'den söz etmek evet, istiyorum. Özellikle şimdi bak o aklıma geldi. Allah razı olsun. Yani şimdi benim güzel kardeşim sen de temas ettin. Yani Ramazan bayramı. Ramazan nedir ya? Ramazan, oruç ayı, tefekkür ayıdır. İnsanın kendini yenileme ayıdır. İnsanın kendini hesaba çekme ayıdır. İnsanın Rabbi ile barışma ayıdır. İnsanın ailesiyle barışma, sarılma, kucaklaşma ayıdır. İnsanın dostlarını arama, bulma ayıdır. Yani düşünce ve tefekkür ayı, kusurlarını örtme ve örtürme ayıdır. Biz Ramazan'ı, Ramazan eğlencesi, Ramazan şuyu. Evet, eskiden de eğlenceler vardı. Ama çocuklara indir. Ben hiçbir zaman, ben 80'den önce büyüklerin eğlence, Ramazan'da eğlence yaptıklarını görmedim. En büyük eğlenceleri neydi? Bir ileri geleninin yanın evinde oturur, dini sohbet yapılır. Birisi kitabı alır okur, öbürler şey yapardı. Biz şimdi Ramazan, adam ezan okunuyor, hoca hala başlıyor anlatmaya. Ben bu hocanın hiçbir gün camiye bile gittiğini bile görmedim. Bu nasıl bir Ramazan anlayışı? Bu nasıl bir Ramazan eğlencesi? Şimdi bazen konuşunca ben oruçsuzlara dayanamıyorum. Millet diyor abi saygı göstereceksin. Ya Allah için ben seyircilerimizden de istirham ediyorum. Yani benim Rabbime, benim peygamberime, benim kitabıma, benim mukaddesetime saygı göstermeyene ben niye saygı göstereyim? Hasta olabilirsin arkadaş. İslam böyle kolay, böyle zorlama bir şey değildir. Hasta olabilirsin, oruç tutmayabilirsin. Ama insanların gözünün içine baka baka oruç yemek Allah-u Teala ile savaşmak demektir yani. Sen ne demek yani Allah-u Teala ben sizden belli öncekiler üzerine belli bir vakte Ramazan orucunu farz kıldım mı sizin de üzerinize farz kıldım diyor. Sen gidiyorsun oruç insanın gözünün içine baka baka orucu yiyorsun sonra diyorsun saygı diyor. Bir söz vardı bir Allah dostunun bir sözü vardı onu da şurada temas edelim. Yani beni bitirdi o söz. Sevgili seyircilerimiz de zaten inşallah dinliyorlar. Yani diyor ki müthiş bir şey. Bizi diyor Rabbimizden, Peygamberimizden, kitabımızdan ve mukaddesatımızdan, kutsalımızdan vazgeçirmek için incelttiler bizi iğne deliğinden geçirdiler diyor. Tekrar diyor özümüze dönmemiz için iğne deliğinden geçmemiz lazım. Ama bu sefer bizi öyle bir semirttiler, biz artık iğne deliğinden değil kapıdan zor geçiyoruz. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Ben İslam tarihinin hiçbir dönemde kilolu insan yok. 1940'lara, 45'lere kadar kilolu insan Türkiye'de yok. İslam ülkelerinde de yok. Kilolu böyle ensesi şu, talebe hele hoca hiç yok. Hiç yok. Genelde i̇şte, haham papazlar da görüyoruz. Yani onlar da niye? Bile kötü alışkanlıkların ve içkinin tabiri içtiği şeyler. Niye insanlar eskiden tabi yaşıyorlardı? Tabi yapıyorlardı. Uykuları, her şeyleri normaldi. Ve kilolu insanın makul görülmediğini biliyorlardı. Şimdi bakıyorsun insanlar adam eğilirken şöyle oluyor, zor eğiliyor, zor kalkıyor, nefes nefese kalıyor. Ya arkadaş bu böyle değil. Bu o zaman nedir? Demek ki yani
bilemiyorum. Yani artık silah-ı rahim dedik. Yani zaten Resulullah silah-ı rahimi terk eden bizden değildir. Peygamber aleyhisselam buyuruyor. Silah-ı rahimi terk etmek ne demek? Bence yani günahların büyüklerinden bir tanesidir yani. Akrabayı talukatla görüşmemek, işte gitmiyorum, gelmiyorum vesaire demek. Bence şu anda tam bir fırsat. Allah-u Teala'nın bize bahşettiği güzel bir mübarek bir bayramdayız. Bu bayram özellikle ve haseten hem kendimize dua edelim, hem çevremizde, hem ümmeti Muhammed'e, alemi İslam'a dua edelim. Bu bir fırsat. Bir dahaki bayrama acaba koyunca ismet çıkar mı, çıkmaz mı? Yani ben Allah bu kardeşlerimi sizin huzurunda söz veriyorum. Ben şu anda birkaç kişi var yani böyle. Yani bizimki kırgınlığımız öyle şey değil. Allah için kırgınlığımız ama gene gideceğim ben onların gönlünü alacağım. Ha, yani İslami şeyden dolayı ben kızgınlığım belki olmuştur ama bütün bunlara rağmen gidip onların gönlünü alacağım. Çünkü gönlünü almazsam belki daha beter olacak. Arkadaşlar şunu düşünelim. Ya bir insanı biz defterden sildik. Evet. Ve belki bu insan bizimle beraber ki o da şunu düşünüyordur. Ya ne olurdu işte İsmet abim gelseydi ya şöyle bir görseydim. Yani ben pişmanım ama gidemiyorum. Ne bileyim kendine zor buluyor. Yani bu kolay bir şey değildir. Ya İsmet abi şöyle bir görsem sarılacağım. Ben de ona sarılacağım. Ya şöyle bir bana bir... Ya arkadaş Allah-u Teala diyor ki siz bir adım gelirseniz ben ona adım gelirim diyor. Ne olur ya. Ya gidelim ya. Selamünaleyküm kardeşim benim. Geldim ben. Bak. Yani vallahi müthiş derecede hem siz bir has hissedeceksiniz hem karşı taraf hissedecek. Ve bu sefer de Allah ve Resulullah'ı sevindirmiş oluyorsunuz. Allah ve Resulullah'ı sevindirmiş olduğunuz zaman o zaman kainatı sevindirmiş oluyorsunuz. Mesele bu. Bunu biraz dediğim gibi benlikten kurtaralım. Hani Resulullah sizin nefisle mücadele etmek diyor. Savaşların en büyüğüdür buyuruyor ya. Artık düşün yani savaştan dönerken en büyük düşmanla, nefisle. İşte böyle. Rabbim silah-ı rahimi terk edenlerden de silah-ı rahimi güzel bir şekilde ifa edenlerden eylesin bizleri. Amin. Zaten akrabalarla ilişki kesmek haram değil mi? Haramdır yani. Yani Allah'ın da Resulullah'ın da men ettiği yani. Bir şeydir. Evet. Men ettiği bir şeydir. O bakımdan bir de gurbette olan kardeşlerimiz var. Hani silah gidemiyorlar belki güçleri yetemiyor. Yani bir telefonla olur. Gurbette telefon olan kardeşim bir telefonla olabilir. Eskiden mektuplar falan vardı. Çok güzel olaylar vardı. Benim evde arşivimde mektuplarım var. Askerden gönderdiklerim, askerden sonra gönderdiklerim mektuplarım vardır. Bazen onları bakınca insan eski şey yapıyor. Gurbette olan kardeşim şu anda hiç gurbet kalmadı bence ama yani belki şey çünkü görüntülü telefon bile var yani şu anda istese internetten adam görüntülü konuşabiliyor. Bir telefon eder. Selamünaleyküm, aleykümselam, bayramınız mübarek olsun. Gurbet olabilir. Yabancı bir yerde olabilir. Yurt dışında olabilir. Mesela dönem ben Avustralya'yla görüştüm arkadaşım. Allah razı olsun aradı. Ya yani onunla görüştüm. Hatta onun adakları falan vardı kestik. Demek ki o zaman aslında işin açıkçası gurbet yok. Kullanacağız. Kalmadı gurbet. Uzaktaki akrabalarımızı en azından tabii. arayacağız. Yani evet. aramamız lazım inşallah. Hocam son 5 dakikamız kaldı arkadaşlarım beni uyarıyor. Yani son duygu ve düşüncelerinizi bayramla ilgili Müslüman kardeşlerimize, arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz neler olur? Tavsiyelerimiz şöyle diyebiliriz. Öncelikle bütün izleyicilerimizin mübarek bayramlarını tebrik ediyorum. Ümmet-i Muhammed'in birlikteliğine, vahdenetine vesile olmasını diliyorum. Rabbim küskünlüklerin, kırgınlıkların bitmesine vesile olsun diyorum. Yani ve bütün kardeşlerimle istirham özellikle ve hasreten okuyalım. Çünkü kitabımızın ilk emri okudur, ikradır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar elim buyuruyor. Okuyalım arkadaşlar, okuyalım. Her şeyden önemli. Az önce daha evvel bahsettik ama en azından bugün gidelim. Bir tane küstürdüğümüz, üzdüğümüz bir kardeşimizin gönlünü alalım. Mübarek Ramazan. O gönlünü almakla beraber biz çok şey kazanacağımızdan eminim Allah'ın izniyle. Yani bu vesileyle dediğim gibi Allah-u Teala daha nice hayırlı bayramlara bizi ulaştırsın. Kaybettiklerimizi bulmayı nasip etsin. Amin. Ve gerçek bayramlarda buluşmak ümidiyle diyorum. Allah-u Teala bayramınızı sevgi, saygı, muhabbetle bitirmelerini temenni ediyorum. Allah hayırlara vesile kılsın inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi. Hocam siz de bizi kırmadınız, davetimize icabet ettiniz. Allah sizden de razı olsun. Amin cümle. Çalışmalarınızın devamını Yüce Allah'tan Allah razı olsun kardeşim. Evet değerli Rehber TV izleyenleri, Bayram Sohbetleri programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bayramınız bayram, sevinciniz daim olsun efendim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.